Ay der yaylası. Maşallah cennet gibi. Ama her tarafa çöp dökmüşler. Şuursuzca. Evet meditasyon yapıyor Gökçek. Kan e, Leyla Gotu. Evet. Gül hatmi. O kadar güzel yetişiyor ki burada bitkiler o kadar canlı, o kadar parlak ki sonbaharda bile. Evet. Ateş otu. Baş ağrısına. Papatya benzer ama papatya ile karıştırmayın. Ha bunların hepsinin burada tıkladığın zaman o bitkiyle ilgili detaylı bilgi var yan tarafta. Hepsinin altına yazdım yan tarafına ateş otu. Bu aynı sefa tırnak mantarına karşı. Bu sarı ballı baba. Bayanlardaki pis kokulu akıntıları mesela. Ateş otu. Ateş otunu papatya ile ha bu zehirli bitki bazı yörelerde bunun kökünü ilk baharda kazırlar Konya yöresinde vesaire yalarlar. Oradan çıkan biraz sıvıyı yaladıktan 10 dakika sonra ishal olurlar. Yani yetişebilirse tuvalete yetişir. Yetişemezse altına yapar. Yani. O kadar şey çalıştırır. <laughs> Bu biraz şey yani dikkat etmek gerekir. Mahmud edilen bir bitki var. Aynı familyadan sayılır. Tuttu lavra Yani pıtrak. Elbise takıldı mı kolay kolay bırakmaz. Bunun kökünden şampuan yapılır, cilt kremi yapılır. Kansızlığa karşı iyi, kanı temizler vesaire vesaire. Hem otu hem de kökü kullandır. Fasulyenin faydalarını biliyorsunuz zaten. Evet gül hatmi. Bu da kara hindiba. Hindiba denir. Kanı temizler. Romatizmaya karşı etkili. Karaciğer için etkili. Çok güzel bir bilgi. Salata gibi yaprağı yiyenebilir. Yaprağı, çiçeği, kökü tamamı kullanılır. Evet. ipni Sina otu. Gribe karşı. Bunun dozajını biraz e, abartmamak gerekir. Hafif sihirli. Hakkında geniş bilgi var. Isırgan otu. İki tane sürgün otu var. Dikkat ederseniz. Bu beyaz çiçekli. Bu ise sarı çiçekli. Evet. Isırgan otu kan temizler, kemiğe iyi gelir, kemikleri güçlendirir, böbreklere iyi gelir, böbrekleri temizler, aratır. romatizm'e karşı geniş bilgi yan tarafta var. Kabak. Evet. Bu Kanada şifa otu diye bilinir. Her yerde yetişir kimse bilmez. Her türlü kanama, hemoroid kanaması, rahim kanaması vesaire Zaten çiçeğin şu kesesi rahime benzer. Rahim kanamasına karşı kanamalar önleyici olarak kullanılır. Kuzu kulağı da denir buna. Labada da denir. Labada veya kuzu kulağı. Evet. Mısır. Karadeniz bölgesinde nerede vatandaş küçük bir tarla parçası buldu hemen oraya mısır ekmiş. Mısırı Karadenizler çok seviyor. <laughs> mısır yiyorlar. Sinirli ot. Bu da sinirli ot. Her türlü enfeksiyon. İki türlü sinirli ot var. Bu dar yapraklı. Sinirli ot. Bir de bunun geniş yapraklısı var. Maçka. Maşallah. Çok güzel bir yer maçka dağ, taş, yeşillik. Evet burada Eren şehit olan gençimizin mezarını ziyaret ettik, dua ettik. Rezene göz için tohumu bunu anlattık, bunu anlattık. Bu yakotu küçük çiçekli yakotu var bir de büyük çiçekli yakotu var. Bu küçük çiçek. Yakotu prostat enfeksiyonu prostat büyümesi, ihulü prostat büyümesine karşı kullanılır. Hapı damla sıdıracısı var. Biz bunun cüce palmiye forte diye üretiyoruz. içerisinde var. İşte bu gördüğünüz. Bu da melisa, oğul otu. Gördüğünüz gibi oğul otu uyuyamama, uykuya dalamama, hafif kalp ağrıları, hafif mide rahatsızlarına karşı kullanılır. Akşamları kişi yatmadan önce içerse kuzu gibi uyutur. Gürcistan'da bayram namazı kıldık. Çok insan vardı. Maşallah.